Yeni videodan hepinize merhabalar. Bugün size inanılmaz bir Adobe Premiere Pro eklentisi tanıtacağım. Eklentimizin adı Dehancer. Peki bu Dehancer ne işe yarıyor? Gerçekten profesyonel görünen videolar için çok basit ve pratik bir kalır eklentisi. Bu eklentiyi ben de yeni keşfettim. Gerçekten inanılmaz pratik ve çok profesyonel sonuçlar veriyor hemen bir dakika içerisinde bir klibe kalır yapabiliyorsunuz. Birazdan ekran kaydına geçtiğimiz zaman yine beraber inceleriz fiyatlarını ama programla ilgili söylemem gereken ilk şey fiyatının biraz yüksek olması. Ama bu işi profesyonel olarak yapıyorsanız ve bu işten para kazanıyorsanız sürekli olarak da bu programı kullanacaksanız ömür boyu almanız sizin yararınız olacaktır. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden programı kullanımına geçelim. Eklentiye kendi sitesi olan dehancer.com'dan erişebilirsiniz. Buradan indirmelerinizi falan yapabilirsiniz. Direkt ana sayfada bulunan bu linkten ücretsiz versiyonu deneyebilirsiniz indirip sizde. Şimdi video sekmesine gelelim. Burada DaVinci, Premiere, After Effects ve Final Cut olarak 3 tane versiyon olduğunu göreceksiniz. Biraz aşağı indiğimizde programın içinde neler olduğunu, neler yapabildiğinizi gösteriyor. Hemen burada fiyatlara gelelim. Zaten videonun başında da bahsetmiştim. Bunun fiyatlarının biraz pahalı olduğundan. Ömür boyu alırsanız 450 dolar, yıllı 300, 6 aylı 200, 3 aylı da 150 dolar. Tabii ki 450 dolar ödeyip hayat boyunca satın almanız daha mantıklı olacaktır sizin için. Onun dışında böyle farklı versiyonları da var. Light var, sadece Grand opsiyonlarını kullanabildiğiniz, işte Bloom'u kullanabildiğiniz. Halation'ı kullanabildiğiniz böyle farklı farklı versiyonları var. Bir de bu eklentinin iPhone versiyonunu yapmışlar. Bunu da App Store'dan Dehancer yazarak indirebilirsiniz. Evet medya sekmesinde de color grading'i bu eklenti sayesinde yapılmış olan işlerden örnekler görüyorsunuz. Burada tanıdık olan reklamlar da var gördüğünüz gibi. Evet burada görmüş olduğunuz gibi farklı ortamlarda çekilmiş olan görüntülerimiz var. Bunlardan birkaç tanesine bir atalım bir izleyelim bakalım neler yapabiliyoruz. Şimdi bu Afrika'da çekilmiş bir görüntü. Bunu alalım timeline'ımıza atalım. Burada zaten Dehancer Pro'yu görebiliyorsunuz. Hemen bir adjustment layer açıyorum. Daha sonra üzerine Dehancer'ı atıyoruz. İlk attığımızda bu şekilde bir görüntü veriyor. Şimdi bunda neler yapabileceğimizi göstereceğim size. Efekt kontrol paneline geliyoruz. Öncelikle input sekmesini açıyoruz. Burada farklı seçenekler göreceksiniz. Bizim videomuz Rec. 709 değil. Biz buradan öncelikle kameramızı seçiyoruz. Sony AEDS 3 S 3 Cine ISO 640 Böyle bir film look'u oluşmaya başladı. Daha sonra buradan en başta temel ayarlar olarak işte ekspozunu, sıcaklığını, tintini vesairesini ayarlayabiliyoruz. Bunlara dokunmayacağım. Zaten pozlamalarım doğru olduğunu düşünüyorum. Hemen diğer sekmeye geliyoruz. Film sekmesine. Evet burada kolay bir şekilde lutları uygulayabiliyorsunuz. Burada hemen hızlı hızlı geçeyim. Siz de görün. Dediğim gibi bakın sadece kameramızı ve profil seçtikten sonra direkt güzel bir görüntü oluştu aslında. Bu işlemi tamamladıktan sonra LUT seçimizi videonuzun ambiyansına, mooduna göre seçmelisiniz. Ben burada Kodak Supra 100'ü seçiyorum. Yani burada işte Beach'e, deniz kenarı, ağaçlar vesaire bu kalanın uygun olduğunu düşünüyorum. Efektleri kullanabilmeniz için altlarında Enable'ı aktif etmeniz gerekiyor. Evet burada herhangi bir değişiklik yapmadım. Push Pull pozometre değerini eksi 2'ye ve artı 2'ye kadar değiştirebiliyorsunuz. Burada bakarsınız işte hangisi gözünüze güzel geliyorsa. Eksi 2'ye çektiğim zaman biraz daha doygunluğu, kontrastı düşüyor görüntünün. Biraz daha böyle kızılımsı bir görüntü veriyor. Ben bunu eksi 1 olarak ayarlıyorum. Şimdi üzerinde uyguladığım diğer değişikliklerden bahsedeceğim. Bu eklentinin popüler olmasına belli başlı sebepler var. İşte birisi gran eklemek, ikincisi halation, üçüncüsü ise bloom seçeneği. Grainlerin size'ını seçiyoruz. Önce bir enable edelim. Daha rahat görebilmeniz için şuradan 200'e getiriyorum. Buradan rahatlıkla granleri görebilirsiniz. Bir aç kapa yapalım. Evet. Şimdi açıkta dursun. Ben gölgelerin olduğu yerde grenleri çok tercih etmiyorum. O yüzden bunu sıfıra çekiyorum. Daha sonra highlight'dakileri 75'e çekiyorum. Tekrar bir fit yapalım. Evet aslında şu an fazla bir müdahale etmeden bile bir iki tıklamayla güzel bir görüntü yakaladık. Bunun dışında yine Lumetri Color üzerinden oynamanız gereken şeyleri oynayabilirsiniz. Hemen diğer sekmeye geçiyoruz. Bu Halation e, hatların kesim noktalarında bazı değişiklikler sağlıyor bize. Şimdi ben bunu bir enable edeyim. Daha sonra buradan smoothness'ını artırıp azaltabiliyorum. Şimdi hemen şöyle bir yakınlaştırıp yine bu hatların arasındaki farkı size göstereceğim. Bunun ne işe yaradığını smoothness'ını arttırıp azalttığımda şu hatlarda olan farklılıklardan görebileceksiniz. Arttırdığım zaman buradaki hatların daha belirgin olduğunu göreceksiniz. Ben bunları sıfırda kullanıyorum. Direkt efekti daha rahat hissedebilmek için. Diğer seçenek olan Bloom'a geliyoruz. Bloom böyle hafif rüyamsı bir efekt veriyor. Onu da seviyorum. Bunu da enable ettim. Şimdi burada highlightlar üzerinde biraz değişiklik yapacağım. Tekrar bunu yakınlaştırayım. Daha rahat görebilin diye. Burada asıl etkileyecek olan şey difüzyonu. Görebiliyorsunuz zaten rahatça. Bunu da böyle arttırıyorum. Şimdi fit dedik. Evet genel hatlarıyla görüntümüz bu şekilde. Hani gerçekten böyle bir müzik klibi havası veriyor. İşte renkler vesaireler çok sinematik oldu. Güzel oldu. Yani gayet ortama uygun. Bu şekilde bir color yapmış olduk. Gördüğünüz gibi çok basit, pratik. Birkaç tıklamayla hemen hallettik. Hemen bunun öncesi ve sonrasını da size göstereyim. Evet görmüş olduğunuz gibi çok pratik bir eklenti. Kolayca sinematik renklerimizi halletmiş olduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve işinize yaramıştır. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. İncelememi istediğiniz başka eklenti, program vesaire varsa onları da yorumlarda yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.